Evet arkadaşlar, şimdi bugün sizlerle birlikte SAM sisteminin nasıl çalıştığını göstereceğim. Ve L144 vatoz yavrularımızı nasıl besliyoruz, nasıl beslememiz lazım, onun hakkında ufak tefek bir bilgi vereceğim. Öncelikle SAM sistemini de görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz perdeden parlıyor ama bu şekilde daha iyi. Öncelikle şöyle bir kendime kapak yaptım. Bu cam kare şeklinde delik. Buradan suyun rahatça geçebilmesi için, pisliklerin falan rahatça geçebilmesi için. Daha sonrasında 3 parça sampın içerisinde kullandığım 3 parça cam var. Şöyle tepeden de göstereyim. Birinci cam, ikinci cam ve üçüncü cam. Birinci camı tamamen, yani suyun giriş kısmından tamamen dibinden yapıştırıyoruz. Ve bu cam tabi benim yaptığım kadar uzun olmasa daha iyi olur. Hani su mesela ne kadar fazla geçiş oluyor. Hani akvaryumun derinliğine göre değişir tabi bu da. Bence hani şöyle bir bu 10 parmaktan bir tık daha aşağıda olabilir. Hani şöyle göstereyim. Hani şuradan daha da aşağıda olabilir. Çünkü suyu neredeyse full doldurmak zorunda kalıyorum böyle. Bunun bir tık aşağısı olabilir. Daha sonrasında yani ilk suyun girdiği kısmın bir üst tarafına, yan tarafına böyle filtre malzemeleri katıyoruz. Filtre malzemelerinde ise elyafı en üste katmamın sebebi pislikler en çok elyafa dolacak ve daha sonrasında elyafı temizlemek daha kolay oluyor ve diğer malzemelere o kadar fazla pislik birikmiyor. Yani tıkanmasını bir nevi önlemiş oluyoruz. Elyaf kullandım. Mavi sünger kullandım. 5 santimlik. Altında seraspora var. Yine altında mavi sünger. En altta güvercin ızgarası denilen ızgaradan var. Onun faydası da yan tarafa suyun rahatça geçebilmesidir. Şöyle göstereyim. Şöyle tam yan tarafında da ikinci bölmeye de ben az bir şey koydum. Daha iyi olsun diye. En altta pürügen var. Üzerinde elyaf. Sırf onların ağırlığı yukarı kalkmasın diye de pürügen var. Ha, pürügendir, mavi sünger var. Diğer en sonki camlı bölmemizde de yani 3 cam koyduğumuz için 4 bölme elde ediyoruz. Kafa motorumuz var. O da suyu direkt yukarı basıyor. Akvaryumun geri içerisine. Böyle bir döngümüz var. Burada pislik illaki birikiyor. Çünkü kafa motoru ne kadar güçlü olursa oradaki pislikleri o kadar hızlı çekiyor. Ya belli bir süre sonra ya dip çekersiniz. Dip çekerken orayı da bir tık alırsınız. İyi olur. Şimdi mesela akvaryumun içinin bir tık böyle pis görünmesinin sebebi attığımız yemlerden ve şu an başında olduğumuz için L144'ler biraz utangaç. O yüzden böyleler. Şöyle bir tane yine soba marka şey kullanıyorum. Dalga motoru. Onu da ara sıra açıyorum. Sırf böyle hem şurada biriken pislikleri falan kafa motorunun oradan sampa falan atıyor işte. Bütün hepsini samptan giriş çıkış yapmasını sağlıyorum. Şöyle de akvaryumu göstereyim. Bildiğiniz cama cam akvaryum. Bunu da kendim yaptım. Gayet sağlam. Esneme falan da yok. Daha sonrasında vatozlar rahat etsin diye işte normalde şu pipo filtreyi takmasanız da olur ama ben takıyorum. Hem böyle suyu falan değiştirdiğim zaman bakteri kültürü daima onda devamlı çalışıyor oluyor. Tamam, %100 suyu değiştirmiyorum zaten ama ben onun bayağı bir işe yaradığını düşünüyorum ya. Sonuçta çok bir maliyeti de yok, masrafı da yok. Ve o devamlı akvaryumda çalışıyor. Ve L144'ler de onu bayağı bir seviyor, saklanma alanı gördükleri için. Genelde hepsi de orada, oralarda bir yerlerde takılıyor. Şimdi L144'leri beslerken size ufak bir tavsiye vereceğim. Bunlar daha küçükken, yavruyken bile akvaryumunuzdan kap gibi bir bere eksik etmeyin böyle. Ya kimisi diyor suyu batırıyor, suyu leş gibi yapıyor, suyun düzenini bozuyor falan. Kim bunlar dese de
Eğer ki akvaryumunuzda iyi bir filtreleme varsa, filtrasyon varsa suyun dengesi bozulmaz ve kapya biberini eğer devamlı bırakacaksanız kabuğu kalana kadar benim size tavsiyem lütfen hem sabah hem akşam dip çekimi yapın. Eğer ki dip çekimi yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun yanı sıra dediğim gibi kapya biberi benim başlıca aslında ana önerimden biri. Şu an olmamasının sebebi ise ben akvaryumu suyunu falan oturturalı çok olmadı. Ondan dolayı atmadım. Şimdi işte filtrasyon şeyim güzel çalışıyor. İşte yarın bir gün tekrardan kapıya da başlarım. Hem renklerini daha iyi alıyorlar hem de bitkisel protein alıyorlar. Bence gayet besleyici ve güvenilir yem. Artı tetraporu algaya kullanıyorum. Vatozlara verilebilecek bence en güzel yem. Arada da böyle tablet yemler var ya. Arada da tablet yemler kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz tetraporu algaya vereceğiniz en güzel yemdir. Bitkisel beslenen bütün balıklarınıza tavsiye ediyorum. Çünkü en iyisi bence. Bu da kullandığım tablet yemler. Tablet yemlerin içeriği spirulina ağırlıklı olması. O da yani biyosun çeşidi. O da bitkisel bir şey. Yani bildiğiniz üzere zaten vatozlar bitkisel besleniyor. Ha, arada ben canlı artemiye vermeyi de eksik etmiyorum da şu an artemiyem kalmadı. Aldığım yerde de stokta yok. Yine onu da temin edeceğim ben yakın zamanda. Canlı artemiye de güzel yediklerine şahit olurum. O sıra ama mecburen kafa motorunu falan kapatıyorum. Çünkü kafa motorunu kapatmazsam bütün artemiyelerin hepsi sampa gidiyor ve çöp oluyor. Gitmemesi için işte böyle bir şey yapıyoruz. Evet ve benim oğlan geliyor. Gel bakayım gel. Gel. Gel balıkları seviyor musun sen? Nerede balıklar? Hani oğlum balıklar neredeymiş? İçine gireceksin. İçine girmek yok. Gel. Gel bakayım kucağa gel. Hoppa. Evet arkadaşlar size göstereceğim şeyler bunlar. Sam malzemelerinden tekrar bahsedeyim. En üstte benim bu topların olmasının sebebi çok da bir icraatı yok da elyaf kalkmasın diye. İsterseniz mavi süngerde katarsınız ince böyle bir şey. Sırf tutsun diye. Elyaf, mavi sünger, serasporax, mavi sünger. Öbür tarafta pürügen, elyaf, mavi sünger. Bu malzemeler yeterince iyi. Ve serasporax ve pürügeni ömürlük kullanabiliyorsunuz. Yani 24 saatlik bir dezenfekte işlemi var. Ya ben 24 saat yapıyorum en azından. 24 saat çamaşır deterjanı böyle sulandırarak yapıyorum. Yani yoğun çünkü domates sosu falan bayağı bir konsantre olduğu için onu bir yoğunla o yoğunluğunu inceltiyorum. Ondan sonra 24 saat tutuyorum. 24 saatin ardından iyice durulayıp asarak tekrardan kullanıma hazır bir vaziyete getiriyorum. Koku falan hiçbir şey kalmıyor zaten. Ve bu malzemeler de yıkanıp tekrardan kullanılabiliyor. Yani Seraspirax pürügen ve kullandığımız mavi süngeri ömürlük kullanabiliriz. Sadece elyaf değiştiriyoruz. Ve bu sayede de hem akvaryum filtre malzemelerimiz en kaliteli oluyor hem de ömür boyu kullanabiliyoruz. Yani bir gün mesela hobiyi bırakacağınız zaman bu serasporax ve pürügeni, mavi süngeri falan asla atmayın. Ya da satmayın. Yani bunları bırakmayın. Çünkü pişman olursunuz. Her geçen gün fiyatları artar. Şimdilik benim diyeceğim şeyler bu kadar. Bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben size cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Ve balıklarınıza daha da iyi bakın.